Merhaba dostlarım, ben Serdar ve San Andreas Gizemleri Epsilon Tarikatı'na hoş geldiniz. Oyuna Epsilon Tarikatı üyelerinin arasında Tom Cruise ve John Travolta'nın da bulunduğu Scientology Tarikatı'na bir gönderme olması amacıyla konuldu. Tarikatın ayrıca internette bir web sitesi ve bir Twitter hesabı bile var. Hatta web sitesinde GTA 5 çıkmadan önce Epsilon Tarikatı'na katılmak için verilen ipuçları arasında şöyle bir şey geçiyordu. Look for a red truck with a dent on the right fender. Tercümesi ise şöyle. Sağ tamponunda çökme olan kırmızı bir kamyonet bul. Oyuncular bundan sonra Epsilon'a katılmak için bu kamyoneti aramaya başladılar. Ve buldular da. Fakat hiçbir şey olmadı. Ama tarikatın varlığı oyunda kesin. Tarikatın San Andreas sokaklarında dolaşan üyeleri mevcut. Örneğin O.G. Locke'un olduğu, eskiden çalıştığı Burger Shot'un yanında dükkan açan berber de bunlardan biri. Bahsettiğimiz bu kamyonet ise The Truth ile yaptığımız bazı görevlerde ortaya çıkmakta. The Truth ayrıca bizi başka bir görevde bir Combine Harvester çalmaya yolluyor. Fakat bu aracı çalmaya çalıştığımız kişiler Survivalistler ki bunlar da faşist bir tarikat mensubu. Yine bu görevde Survivalistler ile karşılaştığımız çiftlikteki ev masmavi ışıklar saçan pencerelere sahip ki mavi rengi Epsilonistler tarafından kutsal sayılan bir renk. Bu çiftlik ayrıca gizemli Blueberry Köyü yakınlarında. Blueberry Köyü internetteki gizem avcılar tarafından Epsilon tarikatının merkezi olarak kabul ediliyor. İsminde mavi sözcüğünün geçmesi, köyün civarında kaynağı bilinmeyen mavi ışıkların yer alması ve de köyün içinde bulunan garip. Mesela köyün içinde bir içki dükkanı gayet normal görünüyor. Ama arka odaya geçtiğimizde döneme göre normal vatandaşların kullandığından çok daha karmaşık cihazlar görüyoruz. Aynı cihazlar oyunda sadece Lil Probe Inn adlı kafede ve Torino'nun evinde yer alıyor. Ayrıca köyün içindeki bir mekanın tabelasında "Locals only, we don't like your kind around here" yazıyor. Tercümesi ise sadece köyün yerlileri, senin gibi insanları burada sevmiyoruz. Bu sadece Rockstar'ın mizahı gibi görünebilir. Fakat köydeki güvenli evin hemen sağ tarafındaki evin kapısı polis kordonlarıyla sarılı. Bu da o evin bir suç mahalli olduğunu gösteriyor. Eğer o evde de yabancı birileri kalmışsa yerli insanların yabancı sevgisine maruz kalmış olabilir. Blueberry'de bir de kamyon durağı bulunmaktadır. Burası terk edilmiş olmasına rağmen içeriden gizemli kızıl ve mavi ışıklar vardır. İstasyonun tabelasında da red ve truck kelimelerinin alt alta gelmesi, kırmızı kamyonet arayışı içinde olan oyuncuların da dikkatini çekmiştir. Tarikatın internet sitesinin kullanıcıları arasında Rockstar'ın bir diğer oyunu olan Manhunt'ın gençliği Carcer City'de yaşayan bir adam bulunur. Bu da GTA evreni ile Manhunt evrenini birbirine bağlar. Kiflom, Kraft ve Krant, Epsilonistlerin kendi tanrısal varlıklarına koyduğu isimlerdir. Aralarında en önemlisi olan Kiflom'dur. Kiflom'un 12 öğretisi şunlardır. 1. Dünya 157 yaşındadır. 2. Dinozorlar bir yalandır. İnsanlar zayıf oldukları için onlara inanırlar. 3. Mutlusunuz fakat bunu bilmiyorsunuz. 4. Hepimiz aynı ağaçtan gelmekteyiz. 5. Kızıl saçlı insanlar dışında herkes akrabadır. Bu öğretiden anlıyoruz ki Epsilonistler kızıl saçlı insanlara karşı ayrımcılık yapıyor ve Epsilonizm aslında ayrımcı bir tarikat. 6. Sperm diye bir şey yoktur. Diğer pek çok yalan gibi bu da biyoloji öğretmenlerinin öğrettiği yalanlardan biridir. 7. Erkekler haftada 9, kadınlar ise 6 kişiyle cinsel ilişkiye girmelidir. Bu tür tarikatlarda cinsel ilişkilerin yer alması görülmemiş bir şey değildir. Dünyadaki birçok tarikat cinsel ilişkileri doğadaki kutsal olaylardan biri olarak görmektedir. 8. Uzaylılar gerçektir ve şu anda dünya üzerindedirler. Eğer sende doğum izi varsa Kraft'ın soyundan olabilirsin. Bu öğretide uzaylıların ve Kraft adlı varlığın birlikte anılması tarikatın uzaylılarla bağlantısı olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca Kiflom, Kraft ve Krant adlı varlıkların bir çeşit imparatorluğun hükümdarları olduğuna inanılması bu varlıkların uzaylı olduğunu göstermektedir. 9. Ağaçlar konuşabilir fakat sadece bazı insanlar duyabilir. Ağaçlardan 4. maddede de bahsedilmişti. 4. maddede herkesin bağlantılı olduğu söylenmişti. Fakat aynı şeyin dönülüp baştan 5. maddede de söylenmesi 4. maddede başka bir mesaj verildiği fikrini uyandırıyor. Belki de gerçekten Epsilonistler insanların ağaçlardan geldiğine mi inanıyor? Belki bu yüzden ağaçların konuşabildiğine ve de bazı insanların eski zamanlardan kalan bir yeteneğe ağaçları duyabilme yeteneğine sahip olduğuna inanıyorlar. 10. Belirli bir inançları olan insanlar, inançları olmayan insanlara göre daha uzun yaşamaktadır. 11. Eğer bunlara inanıyorsan ve Epsilon'a cömert bağışlar yapıyorsan mutlu bir hayat yaşarsın.
Diğer türlü kötü bir sonun olur. Bu 11. madde ise iki muhtemel sonuca çıkıyor. Epsilon bir para tuzağı, sadece belirli kişilere para kazandırma amacıyla kuruldu. Diğer bir ihtimal ise Epsilon kendisine sağlam bir maddi kaynak sağlamak istiyor. İşte burada benim teorim devreye giriyor. Epsilon uzaylılar tarafından kurulan bir tarikat. Bu uzaylıları yöneten kişiler de Kiflom, Kraf ve Krant adlı karakterler tarafından yönetiliyor ya da bu karakterleri kutsal yüce varlıklar olarak görüyorlar. Tarikatı, dünya üzerinde kendi kültürlerini ve inançlarını yaymak, insanları asimile etmek için kurdular. Ağaçlar veya ağaç benzeri varlıklar bu uzaylı kültüründe önemli yer tutuyor. Bu yüzden tarikatta bu kadar adı geçiyor. İnsanlardan para istemelerinin sebebi ise yapacakları hamleler için bir kaynak yaratmak istemeleri. Dünyaya doğrudan müdahale etmek istemedikleri için de kendi görüşleri, kendi inançları ve kendi kültürlerine sahip insanları kullanarak dünyaya yayılmayı amaçlıyorlar. Böylece uzaylılar kendi kaynaklarını kullanmamış olacaklar ve dünya üzerinde kullanabilecekleri güçlerini başka amaçlara odaklayacaklar. Ve 12. Kiflom. Mutlu kal, Kiflom. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Daha fazla gizem videosu için abone olmayı unutmayın. Gizem videolarının devamı için beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek sönürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.